insan evladı değil miyiz? He? Benim iki tane var, üniversiteye gidecek benim çocuğum. He? Neyle göndereceğim? Bu kadın gönderecek, bu kadın. Bu kadın gönderecek. İki tane, üç tane evladımız var. Torunlarına bakıyor, kör bir damadı var. Bu kadın bakıyor. Hanginizin, hepinizin çocuğu var. Konuşun Allah için. Hepinizin çocuğu var. Neyle geçiniyorsun? Belediye kim? Kim verecek, kim? Kim verecek? Kimse bize, kimse ekmek vermez. Niye yazık, günah değil mi bu kadar insana ya? Niye yazık, günah, günah. Gerçekten günah. Ben 40 yaşında bir bayanım. Bir kere onların kapısına gitmemek için, muhtaç olmamak için sesimizi çıkartmadık. Kaymakamın yanına kaç defa gittik? Kaç defa? İnsanız insan. Bizim bizim getirdiğimiz insanlar. Biraz önce bir ifade kullandınız. Saçınız boyalı etek. Evet öyle. Öyle saçım. Evet. Ağır bir itham da onu evet. Kaymakamın kaç defa yanına gittim. Saçım boyaladı. Belediye başkanı da öyle demişti. He? Ne oldu? Evet biz insanız. Ne yapalım? Parti ayrımı mı yapalım? Evet gönderdi. Çalışabilirsin dedi. Ama açıyı da sıcak. Anladın mı? Açılabilirsin diye. İş versin. Aynı memleketi insanları. Bak anası kapalı. Çocuğun açı bu. Biz çok bir şey istemiyoruz. Biz olduğumuz yerde kalmak istiyoruz. Bu kadardır. Bu kadardır ya. Ne var bunda? Ölüm mü var ucunda? Ölüm mü var? Ölüm mü var? İnsanları rezil etmenin anlamı yok. Rezil, rezil. Sadece bu bir rezillik. Bu bir rezillik. Her birinin evinde 10 tane, 20 tane çoluk çocuğu var. Yalan mı? Kaç tane çoluk çocuğunuz var? Allah için konuşun be. Allah için konuşun. Kaç tane çoluk çocuğunuz var? Kimin kapısına gidelim? Kaymakam hangisine baksın? Belediye hangisine bakacak? Çünkü ben de bir şey söyleyeyim. Ablam sen de dersen ben de bir şey söyleyeyim. Belediye hangisine? Ayıptır, ayıp. Ayıptır. Ayıptır, gerçekten ayıptır. Önceki röportajımızda da aynı basın açıklamamızda da bunu belirttik. Hatta konuşmamız da vardır. Ayıptır. Konuşacaksınız. Atatürk Mahallesi'nde pazar evinde başkanımla karşı karşıya kaldık. Başkanıma dedim ki Sayın Ahmet Çamyar'ın döneminde pazar ile değişecek aynı bu söylentiler vardı. Dedik ki Sayın Başkanım böyle söylentiler var. Bu söylentiler de sizin başkan olmanız arkanızdayız. Kesin sizde de olacak mı böyle şeyler dedik. Kendi sözüdür kendisi. Bak biz onu daha önce basın toplantısında da söyledik. Kendi sözüdür. Dedi ki kesinlikle dedi yeni pazarları, modern bir pazarları yapılmadan oradan bir çivi daha sökülmeyeceğiz. Şimdi sözünü tekrar söylüyoruz. Arkasında dursun. Bize verdiği sözü dursun. O bir çivimizi daha sökmeden yeni modern pazarını yapsın. Bizi taşısın. Burada kendi sözüdür. Bu kendisine hatırlatıyor. Evet sanırım Murat Bey'den de canlı yayındayız şu anda. Gidelim. Gerçek gidelim. Evet sevgili seyirciler, pazarcılar protesto yapıyor İyi Cumhuriyet Meydanı'nda. Halk TV'den herkese İyi Cumhuriyet Meydanı'ndan yayınımız devam ediyor. Oradaki belediye başkanımız Hilmi Güler, Adem Atik, yer almaya gelecekler. Bu müddet işaretle bir çıkın bulsunlar. Şimdi şu anda bu müddet oradan kalkıyor. Pazarının niye kalktığını da söyleyeyim ben size. Pazar eli oraya ırmak yerine gitsin şehit atmasın diye kalkıyor. Pazar eli zamanında bu şehitler meydanı yapılmadan önce burası eskiden köylü pazarıydı arkadaşlar. Köylü pazarıydı. Bu köylü pazarı buradan kalkacak dediler. Dediler ki ya kendinize yer bulun. Bu stadyumun arkasında müsait bir yer bulundu. Oraya herkes taşındı. Ondan sonra dediler ki biz de dedik ki pazar yeri bölünmesin. Bugün bize atılan kişiler olarak dedik ki pazar yeri bölünmesin. Pazar eğer bölünürse buradaki iş piyasada bir şey olmaz. Onlar bizi orada istemediler. Onlar bizi orada istemediler. Dediler ki biz burada yeteriz. İşte sosyal alanımız yok. Öbür türlü işte ne diyorum. Bu araç park edecek yer yok. Şimdi pazar yeri oraya taşındıktan sonra biz ortada kaldık. Biz gene çamurdayız. Dediler ki size Şehitler Meydanı'nın olduğu alanı dediler size tahsis edeceğiz. Buraya üstü modern kapalı bir pazar yeri yapacağız dediler. Biz dedik ki tamam biz o zamana kadar bekleyelim. O zamana kadar duralım. Pazar yeri bitsin. Bu kültür merkezine falan yapıldığı yer normalde bizim pazar yeri projemiz alanıydı. Şimdi yerleri kapattılar. Oraya kültür merkezi yaptılar. Oraya Şehitler Meydanı'nın alışveriş merkezi yaptılar. Şimdi diyorlar ki pazar yeri yapmaya yer bulamıyoruz. Sen bize ayrılan yeri sattın ki nasıl yer bulunsun? Sen bize ayrılan yeri satarsan Ünye'de yer bulunmaz. Biz yer bulduk kendimize. Nerede bulduk? Sokağın ortasında yer bulduk. Şimdi diyorlar ki sokağın ortasına da kalacaksınız. Bu ikinci dolmuş hat buraya daha önce yoktu. Bu ikinci dolmuş hat buraya kuruldu. Pazar yeri kalkınma sözleşmesi öyle başladı. Bu dolmuş hattı. Sizin sıkıntı dolmuş hattından sonra başladı. Dolmuş hattından sonra başladı. Dolmuş hattına da bir bakın, problemimiz yoktu. Aynı.
Bakar mısınız? Yani burada dolmuş hattının kuralı, ben bilmiyorum, ezbere kafamda bilen var mı konuyu? Kulağımla ilgili söylüyorum. Bu dolmuş hattı kurulduysa 4 tane hat veriliyor. Evet. Abi ben az önce de dediğim gibi üst yolu tek şeride düşürdüler. Nixar Caddesi'ni daralttılar. Bütün trafiği bizim Pazaryen Caddesi'ne verdiler. Bütün sorunlar bundan sonra başladı. O bizim Pazaryen'in olduğu yerde trafik yoğunluğu arttı. Belediye, bakın belediye her yeri otopark yaptı. Yolun kenarlarını otopark yaptı. Yoğunluk arttı. O nasıl diyorlar? Pazaryen'i kaldırmıyor. Şehir Pazaryen'i kaldırmıyor. Sen her yerin yolunu geniş yap. Trafik yoğunluğu artıyorsa yolların da genişlemesi lazım. Daralması gerekmez. Problem ne zamandır devam ediyor kardeşim? Problem ne zamandır devam ediyor? Yolları daralttıktan sonra, üst yolu tek şeride düşürdükten sonra, ikinci dolmuş hattını bizim pazarının içine verildikten sonra. Bu kadar basit. Şimdi bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Bir de şunu söyleyelim. Şimdi Fevzi Çakmak Mahallesi, Bayramca Mahallesi, bunların 10'ar binden aşağı nüfusu yok. Fevzi Çakmak Mahallesi'nin nüfusu 10-15 bin. Bayramca Mahallesi, bilmiyorum, ezbere söylüyorum. Karadere Mahallesi'nin nüfusu da bir o kadar. Bayramca Mahallesi'nin nüfusu bir o kadar. Şimdi daha önce bugün, yarın ya da bugün oylamaya bunu sunacak olan arkadaşlarım için söylüyorum. Beşer kişi olarak bizim yanımıza geldiler. Encümen üyeler arkadaşlarımız. Dediler ki arkadaşlar seçim zamanı bize destek olun. Bize dediler oy verin. Biz işte encümeniz. Hepsi bizim esnaf arkadaşlarımız ya da bir tüccar arkadaşlarımız. Geldiler, destek olun. Biz bu partiye gönül verdik. Onlardan fazla gönül verdik yalnız. Onu da söyleyelim. Onlardan daha fazla gönül verdik. Biz çamurun içerisinde hizmet ettik. Onlar takım elbisenin içerisinde hizmet etti. Bizim eğer ki o beşer arkadaş gelip de esnaf kapı kapı gezdiler ya. O istediler. Dediler ki bize destek olun. Biz o gün destek olduk. Bugün bizim desteğe ihtiyacımız var. Eğer orada parti çıkarına eğer oy verip de o pazarı ırmak kenarına taşırlarsa benim o gün verdiğim oy haram olsun. Haram olsun. Haram olsun. Arkadaşlar açık bir söylüyorum. Tabakhane deresinin olduğu alan, sivrisineklerin lavralarının ana vatanı. Yani mikrobun, hastalığın, sıtmanın ana vatanı. Bize bunu nasıl defa görüyorsunuz ki halkı doğru götürüyorsunuz? Hastalıktan kırılırız. Sağlıksız. Bayramca pazarı, beton yol pazarı, tenis yapmak pazarı, çarşamba pazarının olduğu alan. Tabakhane deresinin olduğu alandan daha mı sağlıksız? Lütfen. Tabakhanenin olduğu alan şu an mikrop yuvası. Bu bak şu an. Su akmıyor. Yosunlar bak. Kurbağa yaşamıyor. Balık yok, yılan yok, bir şey yok yani. Canlı yaşamıyor. Rüzgardan orada şemsiye ayakta durmaz, şemsiye. Yani o denizden gelen rüzgar, ceryan. Biz malımızı arkadaşlar, koruyamayız orada arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim, bak unutmayalım. Burada en eksik kalan bir kısmımız var. Şimdi pandemi sürecinde evimizde kapalı kaldık değil mi? Aynen. Cepte, nette ne varsa yani, bitti. Rüzgarını hep anlattım abi. Bize kredi verdiler, kredi aldık. Neyle ödeyeceğiz? Kullandık. Dediler ki pandemi sürecinden sonra sosyalaşacağız. Herkes işinin başına geçecek. Televizyonlarda reklamlar verildi. Eyvallah, tam işimizin başına geçtik. Şimdi kredi ödeme zamanı geldi. 2 ay içerisinde kredi ödemeleri başlıyor. Tüm esnaf arkadaşlarıma sorsunlar. Bunların ödemeleri geldi. Şimdi ödeme dengemiz kaydı. Haftada 5 pazarımız var. Çarşamba pazarı, pazar pazarı, cuma pazarı, cumartesi pazarı, bir de perşembe pazarı, Atatürk Mahallesi pazarımız var. Çarşamba pazarı iptal oldu. Pazar pazarı iptal oldu. Cuma pazarı iptal oldu. Biz 2 pazara kaldık. Bu ödemeleri nasıl yapacağız? Çektiğimiz kredileri kim ödeyecek? O zaman çektiğimiz kredileri belediye ödesin. Biz de tıpış tıpış duralım nerede duracaksa. Bravo. Pazarda satılan 1 milyon lira. Ötebirlere gidecek marketten bile 3 milyon lira yazdı. Ben de halk olarak tek bir şey söyleyeceğim. Ben dün Perşembe pazarına geldim oraya. Perşembe pazarının orada. O size ayrılan o mevcut pazarı görmek için merak ettim nasıl bir pazar yerilmiş. Gittim oraya. O pazar yerinde affedersin kokudan geçilmiyor. Ben oraya halk olarak gelip ne sebze ne meyve ne kavurduk hiçbir şey almam. Almam. Benim için sağlık önemli. O pisliğin içerisinde ben o alışverişi yapmam. Ben halkım. Ben vatandaşa esnaf değilim. Pazar derenin bu tarafında ya. Şimdi tam dibine gidiyor. Abi pis kokuyor. Abi biz işte onu. Evet sevgili izleyiciler, pazarcıların protestosu devam ediyor meydanda. TV'den canlı yayına devam ediyoruz. Açıklamalar devam ediyor. Köylü ötebirsin. Ne talebiniz nedir peki? Talebim direksiyonu bunun açlık. Direkt açlık. Yerimizde kalalım. Biz başkanımızın arkasındaydık. Başkanı bizim arkamızda istiyoruz.
Halk TV'den canlı yayınlar devam ediyor. Bekçiler de sosyal mesafeye dikkat edilmesi için vatandaşı uyarıyor. Biz canlı yayınımıza Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndan devam edeceğiz. Şimdilik Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Pazarcıların istekleri yerine gelmesi için belediye başkanından, kaymakamından bir protesto yapılıyor. Aynen öyle. Önemli arkadaşlar, bir saniye. Az sakin olursan. Pazarı yerini açmayacaklarını söylüyor. Siz önce bir daha tanıyordun, bir daha tanıyordun. Abi içtim ama alın gelin. Ne yapıyorsunuz? Hadi esnafı sırada. Peki buraya bu esnaf arkadaşlar yeni verilen yere gidecek mi? Gitmezler abi. Yani ben gitmeyeceğimi kesin. Kesinlikle gidemeyecek. Peki, dayatma zoruyla gönder yalan. Dayatma zoruyla. Ben belediyeyi aradım. Benim malım gelecektim. 150 milyar lira. Ben bu malı yapayım mı yapmayayım dedi. Yapmayın dedi. Çünkü oraya gidilecek dedi. Bunlar da kararmışlar. Doğru mu abi? Evet. Kimse oraya açmayacak dedi bize. Kimse açan yok. Ben malları iptal ettim. Kimse. Yapmadım ha. Peki gidilir mi sizce? Dayatmayla götürmek istiyorlar. Dayatmayla götürmek istiyorlar. Aslında vatandaş veya pazarcı veya esnaf pazar yerinin değişmesine karşı değil. Ve kardeşim altyapısı yapılmış, altyapısı yapılmış, örtülü bir pazar yeri yapılsın, hepimiz gideriz. Biz devlete karşı değiliz, biz yönetime karşı değiliz. Bizi anlayın, lütfen yalvarıyorum size ya. Anlayın bizi ya. Peki siz oraya gitmezseniz, buraya da açılmazsanız bu vatandaş nerede alışveriş yapacak? Marketten 5 milyon vatandaş zaten tepki. Marketlerin önünü daha açılır. Vatandaş tepkili kardeşim. Vatandaşa da dayatma yapıyorlar, buraya dayatma yapıyorlar. Dayatmayla bile götürmek istiyorlar. Gidersen gidersin, gitmesen gitmesin diyorlar. Vatandaş sırayla konuşacak. Sırayla konuşacak. Vatandaş bunu diyor. Buyurun. Vatandaş bunu diyor. Bir saniye, bir saniye. Onun gibi kaç tane dosya var? 2000 numara var. 2000. Bir de şu. Bir dakika. Modern bir pazar yer yap. 2000 nüfuslu bir yer. Modern bir pazar yer yap. Bafra. Burada pazarın olayı yok. Şu anda yeri yok. Müsait bir yeri yok. Yani oraya geçse bile karayollara gel olacak o işte gider. En fazla 3 sene 4 yıl. Şehir trafiğini aksatıyorsa bak belediye başkanına diyorum. Buradan sesleniyorum. Niksar Caddesi gidişli gelişli olarak çift şeritli. Arka taraftan cadde şimdi pazar açılan yeri bir gidişli veya gelişli yapılacaktı. Şimdi iki yolu hem gidişli hem gelişli yapıp orası da dar. Sen o yere bir çözüm bul be kardeşim ya. Biz en son bize en son çözüm bul. İhsan Caddesi patlama noktasında. Patlama noktasında. Orada esnaflar rahatsız. Orada her an can kaybı var. Her an tehlike. İki yolu bir gidişli, bir gelişli, bir gelişli olması lazımdı. Dağıttılar. Kalkacaktı yolun. Biri gidişli, biri gelişli. Orası ya gidişli ya gelişli olacaktı. Hiçbirisini yapmadılar. Sen onları bir yapsana be kardeşim. Abi biz halk olarak her zaman devletimizin yanında olduk. Bize dedi sokağa çıkılacak dedi, darbe girişimi oldu, sokağa çıktık. Pandemi oldu, sokağa çıkılmayacak dedi. Saat 10'da karar aldılar, iki araba malı ben çöpe attım. Cuma günü akşamıydı, çarşambaydı, pazarım yoktu, 10 milyarlık malı çöpe attım, sesimiz çıkmadı. Tam biz şu anda rahat edeceğiz. Bize krediler sağlandı, krediler çektik. Bizim ekmeğimiz donuyorlar. Böyle bir düzen olmaması lazım. Hepimizin evini en son aldığınız, böyle, toparlarsak en son aldığınız cevap ne olur? Böyle zorbacı bir en son aldığınız olsun. Cevap ne olur? Biz pazar açmayacağız. Ya hiç aldığınız cevap ne olur? Cevap yok. Cevap şu, anonslarda duyuyorsunuz. Sürekli anons ediyorlar. Bir haftadan beri sürekli anons. Bizi anonslarla yıldırmaya çalışıyorlar. Biz tane tane 50-100 tane dış pazarcımız var. Onlara kurduracağız. Şey onları gerekirse kurdurmayacağız. Tehdit ediyorlar bizi. Dışarıdan pazarcı yer acıdılar. Pardon. Önemli bir iddia bu. Evet. Şu anda en az 60 tane Samsun'un pazarcı listede ve şartları elde edilmiş. Açarsanız açarsınız. Açmazsanız onları yer vereceğiz diyorlar. Pardon. Dernek para alıyor. Hiçbir makbuzi bir şey yok. Bizim adımız var. Bizim adımızda dernek. Belediye başkanının görüşü, hepimizin ikna ettiğimiz görüşü değil mi? Bizim haberimiz yok. Sadece Rus pazarındaki insanların imzalarıyla dilekçe veriyor, rahatsızız diye. Halbuki rahatsız olan bizim onlar değil. Kendi istekleriyle gittiler. Kendi imkanları gittiler. Çoğu pazarcıya yer vermediler. Sadır pazarcısı. Evet, bizim orada eski... Bakın abi, bakın bize bu kimliği belediye verdi. Aslında yazıyor Çarşamba, Bayramca.
pezi çakmak her pazar burada yazıyor. Hepimizde var. Herkeste var bu. Evet. Sen bu kendi yazdığın şeyi nasıl iptal ediyorsun? İptal ediyor işte bakın pazarı iptal ediyor. Pazarlar yazıyor. Bunlara dikkate almadan. O zaman bu kartı bize niye verdin? Biraz önce bir iddiada bulundunuz. Evet iddia yine ediyorum. Pardon bir iddiada bulundunuz. Ağır bir iddia olduğu için pardon. Dediniz ki Rus pazarı esnafı taşıma esnaf mı getirecek buraya? Evet. Taşıma esnaf mı esnaf ve rat gelir var elde. Siz karışmasın. Siz karışmasın. Canlı yayındayız. Bir şey söylemek istiyoruz. Pardon. Pardon. Siz karışmasın. Çünkü çok önemli bir iddia. Rus pazarı esnafı buraya taşıma esnaf getirerek siz tehdit mi ediliyorsunuz? Ne? Bu hafta böyle bir iddianız var. Evet bu hafta Fasa'dan Samsun olduğu yere bir sürü esnaf geldi ve anlaşmalı Fasa Dernek Başkanı'yla. Kim getiriyor bunu? Dernek Başkanı getiriyor. Başkanı Dernek değil. Başkanı kim? Açıkça söylüyorum. Yani, ve Samsun'da da 60 tane şu anda gelecek insan var. Rus pazarı Dernek Başkanı mı getiriyor bunu? Anlayan anladı. Evet veriyorum. Dernek Başkanı kim bilir? Seyyar Kolaşer Dernek Başkanı getiriyor ya. Abdullah Rahman de. İttim de. Aynı şeyi getiriyor. Ve benim adetler var. Ve dernekte hiçbir tane benim paraya karşı mahpus yok. Yapılan işe karşı mahpus yok. Açıklasın. Bu dışarıdan gelen pazarcılar para ödedi mi? Ödüyor. Ödüyor ve sizin yerlerinizi işgal edecekler. Sizin yerinizde değil. Bir aidat parası alsam ne makbuzda ne bir şey var. Ne adı ödüyor bu parayı? He? Derneğe mi ödüyor? Dernek Başkanı veriliyor. Ya zaten dernek başkanı Ahmet Çamlıoğlu zamanında büyük dernek başkanı Ahmet Çamlıoğlu zamanında rant tanımadı o kardeşim. Rant tanımadı da bunu herkes biliyor. Herkes biliyor. 30 senede beri böyle bu olaydı. Rahman denen arkadaş. Şu anda da karıştırıyor zaten. Rahman neymiş ya pazar öbür tarafı geçsin de bizim burası canlı olsun. Öyle bir dünya yok kardeşim ya. Siz biraz TV'deyken de açıklama yaptık. Biraz eski şeylere bakın. O zaman da bu sorunlar vardı. Donbuşçular tetik gidiyor. Donbuşçular. İkinci hattaki donbuşçular tetik gidiyor. Evet artık insanlar artık yavaş yavaş son noktada tepkilerin evet. Bayağı ciddilere gitmeye çok canlı ağır bir devam ediyor. Açıklamalar geldikçe biz de size aktarmaya devam edeceğiz. Ağır iddialarda bulunuyorsunuz. Abi, bir de ben de buyurun. Mehmet Sarıkoca, Sabıta Belediye Başkan Komiseri ve Başkan Yardımcısı bizi buraya çağırdı. Bundan önce bir toplantı daha oldu. Aynı pazarlığı için. Dedi ki biz dedi size bir güzel yer yapmadan sizi dedi götürmeyeceğiz. Şimdi tekrar bir daha bir olay oldu. Buna herkes karşı. Yani bize bir güzel yer yapan herkes. Olayı çıkarır Abdurrahman Kılıç. Olayı çıkarır. Yani bizi burada yerimizden etmeye çalışan ve araya giren Abdurrahman Kılıç. Bunu açık açık söyleyelim de. Abdurrahman Kılıç bu Rahman mı? Aynen öyle. Rahman. Aynen öyle. Şimdi bir de dolmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Orada bak onlar eski. Dolmuş olayı. Pazar yerinde dükkanları var iken onlar orada taş üzerinde tezgahçı, pazarcı iken köylü pazarın üzerine kondular bir. Köylüler oradan kaldırdılar iki. Oradan onlar memnun kalmadı. Onlar oraya gittiler. Onlar oraya giderken benim orada iki tane dükkanım vardı. Yıkılan dükkanlar içerisinde iki adet dükkanım vardı. Sendikten ziyade bir şeye gireceğiz. Yani buradaki kararları kaymakam ve belediye başkanımız değil de birileri mi aldık diyor. Birileri aldı. Evet. Arada rant var, rant var. Arada rant var. Belediye başkanından istemedim. Ben dükkanım yıkılınca tekrar dedim ki ben orada bana dükkan verecekler. Gittim Abdurrahman Kılıç'ın yanına. Dedim ki benim dükkanım burada iki tane dükkanım var. Dernek başkanı. Muafiye. Muafiye'sinin dernek başkanı. Gittim yanına, ben dedim dükkanım yıkıldı. Ondan sonra dediler ki sen önce belediyeyle bir sorunun var onu çöz. Belediyeyle ben çözüm var. Devam ediyor. Ünlü Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Artık TV'yi takip etmeye devam edin. Herhangi bir gelişme olduğunda size tekrar aktarım yapacağız. Hoşçakalın.